Geç alınan bir tedbir ve daha doğrusu alınamayan bir tedbir söz konusu şu anda. Maske takılmıyor, sosyal mesafe yok, koruma yok, hiçbir şey yok. Bu artık gidecek yani, bu budur. Ne pahasına olursa olsun bu aşıyı vurulmayacağım. Gerekirse işimi de feda edeceğim, otobüse de binmeyeceğim, çalışmayacağım da gidip dağın başında yaşayacağım ama bu aşıyı vurulmayacağım. Doğrusu olan buydu, geç kalınmış bir karar olarak düşünüyorum. Böyle. Bunun devletle şunda bunun alakası yok. Allah'tan gelen bir şey oldu bize. Vaka sayısı dün 28.351'di. Artık vaka sayılarının tamamı açıklanıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Günden güne artıyor yani. Hiç kimse tedbir almıyor. Herkes dip dibe geziyor işte buralardaki gibi. Kısıtlamaları da saçma görüyorum. Bilmiyorum yani. Bu şekilde. Tamam. Yani mantıklı gelecek şey nedir? Gerçek sayıları vererek insanları aşılamaya teşvik etmektir, yönlendirmektir. Ben sebebin bu olduğunu düşünüyorum. İşte bir haberlerde okuduğuma göre sanırsam bir 10 milyon doz bir ilaç gelmiş, aşı gelmiş. Bu 20 milyon doza kadar çıkacak falan deniyor. Peki aşı yaptırıp yaptırmama konusunda ne düşünüyorsunuz diye bana sorarsanız, ben sonuna kadar aşı yaptırmamayı düşünüyorum. Çünkü okuduğumuz kadarıyla edindiğimiz, yani bilmiyorum doğru bilmiyorum yanlış, ama bu mikrobun laboratuvardan çıktığını, bunun doğal bir seleksiyon olmadığını, bunun bir laboratuvar üretimi olduğunu söyleyenler var. Ve bu tamamen ispatlanmış da değil. Ve bu ispatlanmadığı için, netliğe kavuşmadığı için ben bu aşıyı vurmayacağım. Ne pahasına olursa olsun bu aşıyı vurulmayacağım. Gerekirse işimi de feda edeceğim, otobüse de binmeyeceğim, çalışmayacağım da gidip dağın başında yaşayacağım ama bu aşıyı vurulmayacağım. Vaka sayısı arttıkça hani insanların tedbirleri alması açısından hani artık gösteriyorlar ki anlasınlar diye. Anladıkları için, anlamaları için vaka sayılarını gösteriyorlar yani. Bence en doğru kararı yapıyorlar. Yani hepsini açıklamakla, çünkü en azından yani halk daha bilinçli ve daha dikkatli davranabilir. Yani hepimiz bazı kurallara uymamız gerekiyor. Yani hepimiz, herkes olarak. Ve bu şekilde bunun daha çoğalmasını önlememiz gerekiyor. Ki başka ülkelere tay, biz de mesela 1-2 hafta, 3 hafta tam olarak karantinaya gitmeyelim. Açık ve net olmasında yarar var. Vatandaşlar ona göre tedbirli olmalılar diye düşünüyorum ben. Çünkü o kadar yükseldi ki insanlar artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Tedbir almak en önemli şey. Evet, öncelikle bayanların yani ev temizliğine dikkat etmesini istiyoruz biz. Ev temizliklerini, ellerini dezenfekte etmelerini istiyoruz. Otobüslerde hala yüksek sayıda kişiler alınıyor. Burun buruna gidiyoruz yani. Şu anda biz gelirken bile çok kalabalıktı. Onun dışında devletin de el atmasını istiyoruz. Yani devlet de herhangi bir şey yapmasını istiyoruz. Mesela daha sıkı bir denetim gelebilir. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı aslında panik havası yaratmamak için zaman zaman belki tam istenilen sayıları söylemiyor, ama sayının söylenip söylenmemesi de çok önemli değil. İnsanlarımızın kendi kendinin duyarlılığı olup bu işten kurtulmamız lazım bir an evvel. Valla bu konu hakkında herkes kendine dikkat ederse hiçbir şey olmaz, ama hiç kimse kendi kendine dikkat etmiyorlar. Onun için önlem almak çok zordur yani. İnsanları eline sandviç alıyor, dışarıda maskesini indiriyor, yemek yiyor. Yolda giderken sigara içiyor. Konuşarak gidiyor mesela, maskesini indiriyor. Oturuyor, çay içiyor, maskesini indiriyor. Onun için önlem almak çok zordur yani. Bu konu hakkında şöyle bir şey düşünüyorum ben. İnsanlar biraz gerçekten bazı şeyler algılasalar bu hastalığı çok şükür biz yeneceğiz Allah izin verirse. Ama insanlar bunu bazıları iyi görüyor, bazıları kötü görüyor. Biraz değerlerini, kıymetlerini bilseler bu hastalık yani bu şekilde ilerlemezdi. Ondan dolayı yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten bu hastalık var. Ama insanlar hepsi almıyor yani, bilemedim ben. İlk etapta maskeyi muhafaza etmek, insanlarla mesafeyi korumak, hijyen duruma çok eğilmek, bakmak, taşıtlarda, tramvaylarda, artı otobüslerde falan telefonla falan konuşmamak, nefesi birbirlerine vermemek, bu olaylar yani. İnsanlarda mesafe korumak.
güzel bir şey diye düşünüyorum. Hastalığı inşallah bu şekilde yeneriz diye düşünüyorum. Açıklanması lazım. Millet şaşkın şaşkın dolaşmaması lazım. İş olan tamam. İşin bitince evine. Vallahi bizler için iyi olur tamamının açıklanması, fakat bunu halkımızın bilinçli olması lazım. Yani bu 30 bin de olsa, 50 bin de olsa, bine de düşse, bilinçli olmadıktan sonra hiç yapacak bir şey yok yani. Bilmiyorum, belki yeni bir istatistik geliştirmişlerdir veyahut da yeni bir nüans noktası geliştirmişlerdir, ondandır belki de. Bu konuda tek kelime kısa cevap vermek istiyorum. Sadece devlet büyüklerimiz, Sağlık Bakanımızın vermiş olduğu mesajlar neyse bizim onlara uymamız gerekiyor. İlla ki uymamız gerekiyor. Başka soru söyleyecek sözümüz yok. Tek kelime. Ama uyulmazsa vatandaşları maalesef görüyorsunuz. Hep acı kayıp. Hep acı kayıp. Ve buradan sesleniyorum. Lütfen diyorum. Buralara uyalım. Vallahi en doğrusu olan buydu zaten de. Zaten halk arasında biliyorsunuz bu vaka sayılarının düşük gösterildiği biliniyordu. Ama ne kadar gerçekçi onu bilmiyoruz. Fakat tam gerçeğe yansıdırsa biz de mutlu eder. Herkes ona göre davranır. Ona göre hareketini yapar. Önlem alınmadığı için her geçen gün yükselecektir yani. Maske takılmıyor, sosyal mesafe yok, koruma yok, hiçbir şey yok. Bu artık gidecek yani, bu budur. Vallahi yani dikkat edilecek. Yoksa bunun devletle şunla bunun alakası yok. Allah'tan gelen bir şey oldu bize. Ama dikkat edilecek yani. Temizliğe dikkat edecek, mesafeye dikkat edecek. Tabii bu her yerde geçerli değil. Ben İzmir'den geldim. Ama İzmir üst üste yani. İzmir'de kesinlikle dikkat olduğunu zannetmiyorum. Ama burası daha şey yani, daha sakin. Doğrusu olan buydu. Geç kalınmış bir karar olarak düşünüyorum. Böyle. İnsanların önemsemediğini düşünüyorum. Çünkü önemseler kendileri önlem alırlar ve önlemler sonucunda vaka artışı azalır. Yani şu anki kadar yüksek olmaz. Geç alınan bir tedbir ve daha doğrusu alınamayan bir tedbir söz konusu şu anda. Eğer gerçekten bir sokağa çıkma yasağı ya da kuralları gerçekten böyle ağır koysalar, vaka sayısı bu kadar artmaz.